80'li yılların ikinci yarısına geldik ki Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası ile 6 ay yakın bir süre devam eden toplu görüşmeler sonucunda imzalanan grup sözleşmesindeki iş biri de İstanbul Ülker. Daha önce hiç toplu iş sözleşmesi olmayan Ülker'deki özgıdayı sendikasına üye ülke işçilerinin verdiği çetin mücadelenin sonunda sözleşme bir yıl geriden başlatılarak imzalanmış. Bu sözleşmenin Ülker açısından önemi neydi? Bu sözleşmeyle yani sendika var, işçiler var. Sendika işçileri temsil ediyor. Bizimle sendika görüşüyor. Ve ikimizin istedikleri, istekleri arasında tabii bir çelişki var. Yani işçi ücretleri, işçi maliyetleri arttıkça iş yerinin karı azalıyor. E buna göre bir şeyler yapması lazım. Yani vermemek değil de verip de ne yapması lazım veya ne kadar vermesi lazım? Biz bunları öğrendik, kendi kendimize eğittik. Daha önce tabii bu böyle düşünülmüyordu. Bunda belki şu da var yani. Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar kölelik vardı. Anayasaya bu, Angarya yasak diye geçti. Ama bir Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de kölelik kaldırılmadı. Veyahut da biz bunu lanetliyoruz, böyle bir şey şöyle olması lazım işte herkesin hakkı şöyle hesabı. Bunlar söylenmedi. Sendika mesela ithal edildi yurt dışından. Bir kanunda geçiyor sendika diye. E sendika ne demek? sonra bilmiyor. Yani bunlar bilinmeyince, kültürün içinde var olmayınca insanlar bunları tartışarak, çarpışarak, acı çekerek öğreniyorlar sosyal hayatta. Bence Türkiye'deki en büyük problem devletin bunlara özen gösterip yeterli eğitimi yeterli aydınlatmayı yapmaması. Tabi aydınlar da suçlu. Aydınlar da bunun işlerine geldiği gibi kimi diyor sınıf çatışması var. Kimi diyor Türkiye komünist olacak. Ötekizi bilmem ne diyor. Ya bunun hiçbir şey yok Türkiye'de. E bunu anlayanlar hani Atatürkçüler falan vardı bir takım adamlar. Onlar da zaten ya iyiler erken öldür öldüler. <gülüyor> <gülüyor> ya da bırakıp gittiler. <laughs> Şimdi 90 yılına geldiğimizde de Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası'nda yapılan görüşmeler tıkandı ve Ankara, İstanbul'da ülker işçileri yoğun grevi oldu. Bu grev ülker ve özgıdayı sendikasının çabalarıyla grup sözleşmesinden çıkılarak bitirildi. Grup sözleşmesini aşmak tarihi bir başarı. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? E, grup sözleşmesi kötü bir şey değil aslında. Ama bir yanlış vardı. Niye? Çünkü 3-5 kişinin çalıştığı değirmenle... Binlerce kişinin çalıştığı bisküvi fabrikası aynı tutuluyor aynı grupta. E böyle bir grup olunca tabii e buradaki işçilerin ve işverenlerin menfaati veya sorunları birbirine benzemiyor ki. Beş benzemesi bir araya konulunca da kimse memnun olmuyor. Yani biz verelim diyoruz. Değirmenci diyor ki ben veremem diyor. E o da haklı biz de haklıyız. E nasıl olacak? İşçi de grev yapıyor. Her yer bir durum. Ama bunların hepsinin altında tabii ne var? Türkiye'deki şimdi bile acısını çektiğimiz o akıl almaz cari açık enflasyon devalasyon var. Ve Türkiye'deki siyasi iktidarlar bundan rahatsız olmuyorlar. Bunları düzeltmeyi düşünmüyorlar. Halk da bunları Allah'ın emri gibi kabul ediyor. Esas problem bence buradan kaynaklanıyor. Şimdi grevler, eylemler çalışma hayatının gerçekleri. Sizde olan birlikteliğimizde elbet bunlar da yaşandı. Bu olaylarla ilgili aklınızda kalanlar var mıdır? sizden dinleyebilir miyiz? Valla bir kere şu var. E, jenerasyonların geçmesi çok mühim bir işte. Şimdi ben İngiltere'deki bir fabrikada konuşurken adam mesela bizim Winston'daki fabrikada sezonsal işçi. Fakat 25 senelik kıdemli sezonsal işçi. Adamın işi sezonsal işçilik ve 25 yıldır bizde çalışıyor. E oradaki sendikalar kaç kuşaktan beri geliyor. İşçiler kaç kuşaktan beri işçi. E şimdi buradaki adam tarladan çıkmış işçi olmuş. Cebine üç kuruş koyunca zaten ben tarlaya gidiyorum diyor. Veya köye gideyim diyor bir bakayım köydekiler ne yapıyor. E biz işçi bulamıyoruz. İşimiz kalıyor yıldan beri. Yani bütün bunlar zaman içinde gelişti. Bugün mesela doğuda Türkiye'de niye fabrika yok? Çünkü insanlar işçi olmaya alışık değiller. Adamlar hala maraba gibi yaşıyorlar. Böyle bir problem var. E bunların tabi hem zaman geçmesi lazım, hem sendikacının birkaç asırlık olması lazım, hem işverenin birkaç asırlık olması lazım. Hem de devletin bu konulara önem vermesi lazım. Devlet bunu yapmıyor. Mesela Karaman'da bizim e, fabrikamız var. Binlerce işi çalışıyor. Hepsi sendikalı. Sendikal hakları var. Sözleşme yapıyoruz. Ama bizden başka yok. Ve SGK geliyor bizi kontrol ediyor. Ya hiç olmayanlara baksana kardeşim. E bunu da devlet, hükümet, yerel otorite, herkes göz yumuyor. E böyle bir ülkede tabii yani bir barış da olmaz. Bir anlayış da olmaz. Ne yazık ki bundan çekiyor Türkiye. Yani insanlar işlerini yapmadıklarından, görev ve mesuliyetlerine müdrik olmadıklarından ve bundan mesul tutulmadıklarından oluyor. Biz Öz Gıda İş Sendikası olarak işveren ve işçileri paydaş, yol arkadaşı olarak görerek birlikte üretimi arttırmanın önemini her zaman vurguladık. Endüstriyel İlişkiler Kurulu da bu görüşümüzün bir sonucu. Ülkenin geçmişindeki sendikal hareketler ile Öz Gıda Sendikası'nı karşılaştırsak bu konuda bizlere ne demek istersiniz? Sizce Öz Gıda Sendikası'nın farkı nedir? Bir işveren gözüyle Öz Gıda Sendikası için neler söylersiniz? Özgür Dağ Sendikası'nı aslında takdir ediyorum çok. Yöneticilerini de takdir ediyorum. İş anlayışını da takdir ediyorum. Hakikaten müspet düşünüyorlar. İşçiyi, işçinin iyiliğini ön planda tutuyorlar. Tabii öyle yapmaları lazım. Ama genel resmi de görüyorlar. Üretimi de önceliyorlar. Yani memleketin menfaatini de düşünüyorlar. Ayrıca gizli bir ajandaları, gizli bir politik emelleri falan da yok. Yani bu çok düzgün bir şey, çok düz bir şey. Bir adam işini yapıyor, işinin mesuliyetini müdrik ve bundan dolayı da e halk da, işçiler de, işverenler de onları ödüllendiriyor tabii. Ama şöyle bir şey var. Kendime burada bir pay çıkarmak isterim endüstriyel ilişkiler gelince. Ben ilk defa şunu yaptım. Biraz da ekonomik konjonktür de buna yardım etti. Yani enflasyon dizginlenmişti bir ölçüde. Daha iyiye gidiyordu. Türkiye gerçek manada büyüyordu o yıllarda. Dedim ki arkadaşlar dedim. Ben dedim sendika istiyorum. Ve sendikanın dedim vazifesini yapmasını istiyorum. Yani ne demek? Ben binlerce işçi çalıştırıyorum. Bu arkadaşlara ben, benim kurumum, kurumumda beni temsil eden arkadaşlar nasıl davranıyorlar? Bundan hak yenmediğinden, düzgün iş yapıldığından emin olmak istiyorum. Onun için dedim sendika istiyorum. Ama sendikanın da bunu bir hakkın yapmasını istiyorum. Sadece, vay iki senede şöyle şöyle olmuş, hadi bakalım bir hesap çıkaralım. Bir toplu sözleşme görüşmesi yapalım, bunları düzeltelim. Yok dedim, her ay bunları görüşeceğiz. Her zaman dedim, benim işçimi temsil edeceksiniz, bir sorunu varsa bana getireceksiniz. Ve endüstriyel ilişkiler toplantıları yapmaya başladık. Sendika olmayan beyaz yakada da, Yine bu toplantıları yapmaya başladık. Yurt dışında da bunları town hall diye yapıyoruz. Ve herkes açıkça konuşuyoruz. Derdi nedir, problemi nedir? Hatta baktım bu iş bir tavsamış. Ankara'daki fabrikada hemen dedim bir endüstriyel ilişkiler istiyorum dedim. Toplantı yapalım. Ben kalktım gittim kendim de işçileri dinlemeye. Bütün sendikada geldi. Ankara olunca biraz da kolay oldu herhalde. Orada hatırlıyorum işte söylüyorlar yaşlıca da hürmet ettiğim bir genel müdür abim vardı. O da cevap vermeye çalışıyor. Bir ara iyice sıkıldı. Dedi ki işçi, işte, yahu dedi ne istiyorsun dedi anlatıyorum dedi. Sen dedi bunu nasıl çözüleceğini bilmiyor musun dedi. Biliyorum dedi işçi. Işte. E söylesene dedi. Yo dedi ben dedi o önerimi dedi akıl kübüne atacağım dedi. Belki de ödül kazanacağım. Şimdi söylemem dedi. <laughs> yani buna çok önem veriyoruz. Bunun çok faydasını görüyoruz. Çünkü niyetimiz şu, diyoruz ki burada çalışan işçilerimiz bizi tercih etsinler çalışmak için, mutlu olsunlar. Çünkü hayatlarının çoğu iş yerinde geçiyor. İş yerinden de evdeki kadar mutlu olsunlar. Mutlu et, mutlu ol felsefemiz var. Bu işçiler için de geçerli. Bizim için de geçerli. Herkes için geçerli. Ancak bu sayede diyorum bizim yaptığımız bisküvitlerin tadını, bereketini müşterilerimize, halkımıza taşıyabiliriz. Öz Gıda İş Sendikası olarak beraber yürüdüğümüz bu yoldaki ortak çalışmalarımız için size bir kez daha teşekkür etmeyi borç biliyoruz.